الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. بيونس كلمة شهادة. Değerli müminler, dersimize Hatm-ı Şerif'te okunan En'am suresinin 12. ayet-i kerimesiyle inşallah başlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Kul, de ki, limen ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde olanlar hepsi kimindir? Bunların sahibi kimdir? Kime aittir? Kim yaratmıştır? Bunların en son mirası kime kalacaktır? Soruyor. Ve arkasından da cevabı yine kendisi söylüyor. Kul, de ki, lillah, Allah içindir. Allah'a aittir. Demek ki yerde ve gökte olan her şey biz dahil olmak üzere Allah'a aitiz, Allah'ındır. Ancak Cenab-ı Hak kullarına farklı imkanlar, kabiliyetler ve imtihan hazırlamıştır. Bunun sonucunda yine Rabbimiz şu müjdeyi de veriyor. Ketebe alâ nefsihir rahme. Allah kendisine rahmeti yazdı. Rahmeti hükmetti. Kim için? Başta insanlar olmak üzere tüm varlıklar için bizim Rabbimiz Rahman ve Rahim olan Allah. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de surelerin başlangıcında bir istisna ile hepsinde Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala ile başlamak bize gösterilmiştir. Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun bir tecellisi olarak da bizim de kendi aramızda bu sıfattan, ahlakından ahlaklanmamız gerekiyor. Ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında merhametlidirler buyurulduğu gibi. Ya da ve tevâssav bil merhame, birbirlerine şiddeti, öfkeyi, gazabı değil, merhameti tavsiye ederler. Konuşmaları merhamet esası üzerinedir, ahlakları merhamet ilkesine dayanır buyurulmaktadır. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Şüphe olmayan günde elbette Allah-u Teala hepinizi huzuruna toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ خَسْرُوا اَنْتُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Cenab-ı Hak bu kıyamette şüphe yoktur dedikten sonra ziyanda olanlar, kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar iman etmeyenlerdir buyurmaktadır. İman etmeyen insan. İman iki türlü anlaşılır. İmam-ı Beyhaki'nin Şuab-ı İman, İman Şubeleri isminde bir kitabı var. 6 veya 7 cilt. İman 70 küsur şubedir. En üstü La İlahe İllallah. En aşağıdaki yoldan eziyet vereni kaldırmak. Haya da imandandır. Hadisini anlatmak üzere yazılmış bir kitap. Bir hadis için bu 70 küsur şube neler olabilir diye bir mütalaa yaparken amentü billah ve amentü lillah bunun üzerinde durarak birincisi hükmü kabul etmek, ikincisi hükmü hayatta yaşamak olarak uzun uzun anlatıyor. Yani iman sadece bir hükmün kabulüyle sınırlı değil. İman kabul edilen hükmün de tatbik edilmesini içine almaktadır. Yani imanın kendi içindeki dereceleri noktasında meseleye böyle bakılabilir. Kur'an-ı Kerim'de tabii rahmetle ilgili çok ayet-i kerime var. Bir tanesini daha arz etmiş olalım.
yine Arap suresinin 156. ayetinde وَكْتُبْلَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ Allah-u Teala'ya yapılan bir duada şöyle öğretiliyor. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik yaz ya Rabbi. Lütfet, ihsan et, yaşamamızı, mükafatımızı nasip eyle. Müminin tüm duaları iki taraflıdır. İnna hüdnâ iley, biz sana döndük. Yani tevbe anlamıyla, hidayet anlamıyla, inabe anlamıyla sana yöneldik ya Rabbi. Gâle, Allah Teala şöyle cevap veriyor böyle söyleyene. Azâbi, benim azabım, usîbu bihi men eşâ, kullarımdan dilediklerine isabet eder. Kullarımdan dilediğimi azabıma uğratırım. Ve rahmeti, ama rahmetim ise vesiat kulle şey, her şeyi kuşatmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yani azabın sınırı var, rahmetin sınırı yok. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetini 100 derece olarak anlatır. Anlayalım diye. Bunun bir derecesi ise dünyada bütün varlığa dağıtılan bir rahmet. Hatta hayvanın, atın veya diğerlerinin hayvanını emzirmesi, yavrusunu emzirmesi için ayağını ileri geri çekmesi de o rahmettendir buyurdu. Diğer kalan 99 rahmeti ilahi ahirette inananlara, müminlere isabet edecektir. Bunun için Cenab-ı Hak rahmetim her şeyi kaplamıştır dedi. O zaman bu bizi gevşetmez mi? Biraz madem bu kadar rahmet geniş, bir yerden gireriz canım. Bir kere camiye giren, bir kere selam veren, bir haramdan kaçan, buna girebilir. Ama ayet şöyle buyuruyor. فَسَاَكْتُبُهَا Ben onu yazacağım. Onu kime verecek? Onunla ilgili hükmü nasıl kayıt altına alıyor Allah-u Teala? لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُتُونَ الزَّكَاءِ Sakınanlar ve zekatı verenlerdir. Sakınanlar küfürden, şirkten, günahtan, gafletten, malayaniden sakınılması gereken, insanın şeref ve onurunu düşüren ne varsa onlardan sakınacak, bir de verecek. Ne verecek? Zekat verecek. Zekat vermek için çalışacak. Bazı alimler وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ ayetinin tercüme ederken üç türlü genelde ifade ediliyor. Zekat verirler diyen var. Zekat için çalışırlar. Yani niye çalışıyorum? Zekat vermek için çalışıyorum. Ya da zekat verme sınırına ermek için çalışıyorum. Veya arınmak için, ki zekat da arınma yollarından biridir. Ve devamında ayet-i kerimenin وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Ve onlar ayetlerimize, yani diğer ayetlere de iman ederler, tasdik ederler buyurulmaktadır. O halde bunu da ifade ettikten sonra bugün konumuza gelelim. İnfak ve iffetle alakalı orucun bu iki yardımlaşmayla ve iffet, namus, haysiyet, ırzı korumanın arasında oruç nasıl tutulacak? Bununla ilgili. Peki buraya bu başlığa nereden vardı? Kur'an-ı Kerim'de 33. sure, Ahzab suresinin 35. ayeti var. Sahabenin kadınları, ya Resulallah sanki biz anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim hep erkeklere nazil oluyor, sanki onlara hitap ediyor gibi. Böyle bizi de anan, çok açıkça söyleyen yok mu? Halbuki yapılan vaazlar herkesi ortak ifade edilir. Ama dilin gereğinde bazen erkek sıygası kullanılır ama özellikten bir karine yoksa kadınlar da ondadır. Ama istemişler ki biz de böyle bir zikredilmez miyiz? Birçok ayette var böyle. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْزَا وَهُوَ مُؤْمِنٍ Kim güzel amel işlerse kadın ve erkek olduğu halde mümin olarak böyle var. Cenab-ı Hak bu talepler üzerine veya işte onların da talebi tevafuk ediyor. Şu ayet geliyor. اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Meal-el-Arabi sıralama şöyle, şimdi bu sıralamayı
ezberleme değil de anlamaya çalışalım. Önce Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar buyuruyor. Önce insan mümin mi olur, Müslüman mı olur? Galiba Müslüman olur, sonra mümin olur. Ama ikisi birbiriyle alakalı mı alakalı? Fakat müminlikte derinlik vardır. Müslümanlık hemen gösterilebilir. Çünkü burayı Hucurat'ta galetel e'râbu âmennâ. Biz iman ettik dedi bir kısım Arabi. Hangi Arabi? Bugün yaşayanlar o Arabiler. Biz hep Kur'an-ı Kerim'i anlatırken bazen doğru anlatıyoruz da doğru mu anlayamıyoruz dedi. Hani anlatanlar doğru anlatıyor değil mi? Arabi işte peygamberimize çölden gelmişti falan diye bir anlatıyoruz. Tamam onlar o zaman zaten cahil çölden gelmiş. Olur mu? Ayet bugün bizim çölden gelen bu zihniyette olan insanlarımızı anlatıyordu. O günkü yok. Misal bugünü anlamamıza daha iyi lazım. Gerekiyor. Onun için bugün de aynı şey geçer. Demişler biz iman ettik. Ya bak bunun siz iman ettik değil. Yani böyle söylemeyin. E ne diyelim? Müslüman olduk diyor. E ne diyelim? Müslüman olduk da iman etmediler mi? İman sizin kalplerinize girmedi diyor. Demek ki imanın kalbe yerleşmesi söz konusu. İman kalbe yerleşti mi? O zaman bütün bedene hükmeder. Çünkü kalp beden ülkesinin baş yeridir. Sarayıdır, idare merkezidir, takvanın merkezidir, fucurun merkezidir, ilhamın, vesvesenin merkezidir. Kim kapacak? Şeytan mı kapacak? Yoksa meleklerle rahmani taraf mı hakim olacak? Onun için de Efendimiz, ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerinde sabit tut diye Kur'an-ı Kerim'de özellikle Amenna Resulü'nün üstündeki ayet-i kerimede buyuruyor ki bu emanetleri, ticaretleri, şahitlikleri kim gizlerse onun kalbi günahkardır diyor. Fe innehu azimun kalb. Yani kalbi günahkar. Bazı ayetlerde de kalbi temizdir buyuruyor. O zaman bunu sadece kim görüyor? Kalbi Allah-u Teala. Biz kimseye sakın kalkıp da kalbim şöyledir falan demeyelim. Göremeyeceği şeyi adama söyleyip de kötü duruma düşmüyor. Hazreti Ömer kerameti var mıydı yok muydu? Bir şey diyemem. Ama diyor ki nahnu nahkumu bizzevahir. Biz gördüğümüze hükmederiz. Yani içine dışını bilmem. Çünkü diyor vahiy geldiği zaman işlerin sırrı söyleniyordu. Vahiy kesildi. Bize artık gördüklerimiz sorumluluk bakımından bir mecburiyet yüklerdi. Şimdi demek ki Müslüman olmakla mümin olmak birbiriyle iç içe manası var. Mesela bu sureyi Zariyat'ta var. İbrahim Aleyhisselam meleklere soruyor. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Siz nereye gidiyorsunuz, niye geldiniz, durumunuz nedir diyor. Onlar da diyor ki işte biz bir kavme gidiyoruz, orayı helak edeceğiz. E oradakiler ne olacak? Orada mümin ve müslim kelimesi iki ayette geçiyor. Detaya girmeyeyim, o gittiler diyor. Yani Zariyat Suresi'nin ikinci sayfasında hem Müslümanlar hem mümin kelimesi beraber geçiyor. O zaman Müslüman her ikisini güzel ne yapan, temsil eden insan demektir. Cibril hadisi diye bizim meşhur bir hadisimiz var. Daha evvel de görmüştüm. Diyanet yayınlarında, orada kitapçıda Cibril hadisi diye zannediyorum bir doktora tezi herhalde en az 300 sayfa, 200 sayfa yazmışlar. Cibril hadisiyle ilgili kitabın ismi Cibril hadisi. Yani bu hadiste Cebrail Efendimiz'e gelip diz çöküyor talebe gibi tertemiz böyle giyinmiş. Dizlerini dizlerine dayıyor, ellerini üstüne koyuyor talebe gibi. Ve iman nedir? İslam nedir? Kıyametler, rahmetler nedir? Gibi çeşitli sorular soruyor. Orada İslam yaşanan kısma tekabül ediyor. İman inanılan kısma tekabül ediyor. Onun için de Bilham Siddik isminde biri var, İslam'ın Vizyonu diye bir kitabı var, yine Tasavvuf diye bir kitabı var, batılı biri, 1970'lerde Türkiye'de doktora yapmış, Seyit Hüseyin Nasır'da yapmış, kütüphanelerde Türklerin olmadığını şikayet ediyor kitabında. Müslüman olmadığı halde batılılara Avrupa'da ders verirken, İslam'ın ne olduğunu anlatırken, İslam ete kemiğe bürünen, görünen kısımdır diyor. Yani ortada görünmesi gereken etle, kemikle, vücutla ifade etmesi gereken kısım. Şimdi o zaman
Hemen kısma geçelim. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Mümin erkekler, mümine kadınlar. İbadete devam eden erkekler, ibadete devam eden kadınlar. Doğru erkekler, doğru kadınlar. Genişletebiliriz bunu artık. Sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar. Tevazu sahibi, huşu sahibi, ibadetinde, ahlakında, her şeyinde, maneviyatıyla, dışıyla, içiyle, ahlaki değerleriyle bir duruşu olan erkekler ve kadınlar. Sonra vel mütesaddıkı, yine vel mütesaddıkı, bizim vaazla ilgili kısmına girelim. Sadaka veren, yani sadaka, zekat, fitre, infak veyahut da diğer vecibeler, mali olan her şeyi içine alan bir kavram. İnfak da öyledir, sadaka da öyledir. Geniş bir kavramdır. Türkçe'de sadaka daraltılmış bir anlamı vardır. Sadaka dediğin zaman bozuk paralar akla geliyor. Ya da biraz yırtık 5 lira. Şimdi sadaka veren hareketler, sadaka veren kadar. Vermek. Şimdi arkadan ne bilelim? Vassaimine vassaima. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadın. Bak demek ki oruçtan önce geçen madde hangisi? Vermek, sadaka vermek. اَمَّا مَنْ اَعْطَى وَتَّقَى وَسَدَّقَى بِالْحُسْنَى ayetindeki gibi verme konusu var. O oruçtan sonra ne geliyor? وَالْحَافِضِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِزَاتِ İffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadın. O zaman bu maddenin devamını da söyledik. Son kısmında da وَالْزَاكِرِينَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالْزَاكِرًا Allah'ı çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar. Belki de şöyle de anlayabilir miyiz? Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bu maddeleri yapanlar zaten Allah'ı zikredenlerdir. Ya da zikirde muvaffakiyet başarabilenler, öyle değil mi? Yani Müslüman olacak, mümin olacak, doğru olacak, sabırlı olacak, huşulu olacak, sadaka verecek, oruç tutacak, iffetini tutacak. Zaten bu da yani zikrin yaşıyor. O zaman zikir bir anlamıyla da itaattır, tesbihattır. O zaman buyuruyor ki çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar اَعَدَّ اللّٰهُ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا Allah-u Teala onlar için mağfiret, artık bağışlamanın fevkini de yüksek bir rahmeti görüyoruz. وَاَجْرًا عَظِيمًا Büyük bir de ücret. Yani ücret sevap diyelim burada. Büyük de bir sevap hazırlamışlar. Bunun büyüklüğüne kadar bizim anlayacağımız kadar değil de Allah'ın şanına uygun olarak düşünelim o büyüklüğü. Şimdi burada şöyle bir şey var. İbadetlerin, İslam'ın birbiriyle bir alakası var. Bütün ibadetlerin. Yani bir tanesini alıp onun yerine laikleştirmiş, dünyevileştirmiş, bugünkü anlamıyla sekülerleştirilmiş, liberalist, hümanist, ne isim koyarsanız koyun, bir şey koyamazsın. Yani ben her şeyimi kitaba göre yaparım ama şurasını kitaba gerek değil. Kitap bize geniş alan bırakmıştır. Kitap tarihi alanlardaki marufu devam ettirme geleneğini emretmiştir. Maruf nedir? Önceden bilinen, hüsnü kabul görmüş, kitabın onayından geçmiş, bütün o temiz gelenek bir anlamıyla maruftur. Onun için şöyle bir şey söyleyelim. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ibadetlerin yapılış şekillerinden çok ruh ve ahlak kazanımlarını anlatır ekseriyetle. Bir daha söyleyeyim mi? Anlamışsınızdır da ben zorlanıyorum. Kitabımız, başta Kur'an-ı Kerim için söylüyoruz. İbadetlerin şekil şartlarından çok manevi şartlarını öne koyar. Sünnetse bu manevi şartları, şekil şartlarını en güzel şekilde açıklar. Ve nasıl olacak diye. Namaz. Bir sabah namazının tarifini bulamıyoruz burada. Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Ama namazın huşusunu, takvasını, kazanımlarını itikatta, ahlakta, ibadette, ticarette, savaşta, boşanmakta, geçinmekte, ümmet olmakta kazanımlarını anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Anlatıyor. O zaman bizde de ekseriyette namazın tarifi öne çıkmış. Peki tarifiyle, namazın tarifi nerede çok öne çıkmalı? Namaza çok iyi inanan insanlarda tarif kolay anlatılır. Çünkü inanmış. Ama namaz problemi olan adamlara sabah namazı 4 rekattır, ikisi sünnet, ikisi farzdır. Sünnet çok hızlı kılınır. Farz da Musa hocam gibi güneş doğana kadar kıldırılır.
latif olsun diye söylüyor. Güneş doğmasa hocam öğleye kadar kıldırır Allah'ın izniyle. Şimdi demek anlatabiliyor muyum? Zekat. Bakın Kur'an-ı Kerim'de zekatın nasıl verileceği, hangi mallardan verileceği, oranlarının nasıl olacağı var mı böyle bir açık açık ayet? Yok. Kime verileceği var? Vermenin kazanımları var, takvası var. Vermenin dereceleri var. İhsan hali gibi, ihtiyaç fazlası gibi vesaire. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bugünkü dünyamızda İslam'ın şekil şartları, şekil şartı derken belli bir kıyafeti kastetmiyor. Bugün normal ne olursa. Şekil şartları denen görüntü manevi ve ahlaki kazanım şartlarının önüne geçmiştir. Onun için de ibadet istenilen sonucu doğurmamalıdır. Şimdi adamın fabrikası var. Fabrikasındaki işçiler müracaat etmişler. Demişler ki yılbaşı geldi. Biz arkadaşlar olarak yılbaşında patrondan bir işte sendikaların anlaşmaları olur ya. Hani yılbaşı özel ikramiyesi yani para olarak, hediye olarak, yılbaşı zamı olarak bir şey istiyoruz demiş. Bizim Müslüman tüccar demiş ki ya hiç yakıştıramazmış. Namazda abdestli adamsınız. Yılbaşı diye bir şey çıkardınız şimdi. Yılbaşında eskiden havlu, kazak veya sabun, kalem bir şeyler değilmiş. Müslümanlıkta yılbaşı var mı da gelip benden yılbaşı istiyorsunuz demiş. Onlar da özür dileriz, haklısın yani. Müslümanlıkta yılbaşı yok, istemiyoruz demişler. Gelmiş Ramazan bayramı. Yeniden gitmişler patrona. Selamünaleyküm. Bizim işçiler bayramda bir bayramlık harçlık istiyorlar, verebilirsen demişler. Bizim Müslüman tüccar demiş ki, kardeşim kanunda bayram diye bir şey var mı demiş. Ramazan bayramı diye bir şey var mı demiş. Şimdi bu ne? Ne bu? Biz şimdi eğer menfaatimize geliyorsa, bak gördün mü İslam'da böyle bir şey yok. Eğer onu zarar gibi görüyorsak, bugünkü kanunda öyle bir şey yok. Bu mu şimdi ahlaki? Bunu çok misal verebiliriz ama vakit çok hızlı gidiyor, bu kadar yeter. Bilmem anlatabildim mi? O zaman ne oluyor bizimki? Demek ki, mesela şu bizim trafik. Ben Adapazarlı olarak Adapazarlı'yı Adapazarlı'yı anlatamam ama dolmuş şoförlerine soruyorum. Nasıl Adapazarlı'nın trafiği diyorum, araba sürme. Abi İstanbul bir başka ya diyor. Orası kalabalık ama diyor. Sinyali yaktın araya girersin. Girdin mi kavga olmaz. Burada korna çalsan diyor. Hemen kavga başlıyor diyor. Tamam kardeşim falan diyoruz. Gerçi onlar da kavga ediyor mu? Şimdi bak bizim şu halimizi görüyor musunuz trafikte? Adamın üstüne kadını, adamı, sakallısı, efendim başörtülüsü fark etmiyor. Birbirimiz öyle bir hal var ki. Peki hani ayet vardı, Rahman'ın kulları vakarla yürürler, şımarıklık yapmazlar diye bir sürü okuyoruz ya. Var mı öyle bir tesir? Peki kanuni bir endişe var mı? Ceza var da yok. E peki ne var? Ne bileyim ben demiş, Ramazan'da mukabele ne zaman başlayacak diyor. Abi sen mukabele neyle geleceksin? Arabayla geleceğim. Sen önce bir göreyim arabayı nasıl sürüyorsun. Bir gün bir müftü beyle il müftülüğünde oturuyor. Geldi bir adam. Dedi ki, ben dedi bir araba aldım dedi, kaza bela olmasın diye bir kan akıtayım dedi. Adam anlatıyor aynen böyle, kaza bela olmasın diye bir kan akıtayım. Mesela araba pahalı olunca öyle akla gelir, ucuz arabaya kimse kan akıtmıyor. Bu kurbandan ben dedi yiyebilir miyim dedi. Şimdi bizimki müftü de böyle biraz cermezeli bir oturdu şu an. He dedi, ne yapacaktın dedi, kaza bela olmasın diye, iyi bir şoför tutacaksın arabayı. Şimdi kurbanlar olmazmış. Yok ben süreceğim. O zaman trafik kurallarına dikkat edeceksin. Kaza böyle olmayacaksa ne işle uyuyorsun orada? Cevat hocam biraz o esnemeli bir dinliğe gibi geliyor bana. Sonuç dedi ki öyle olmaz. Ya şoför tut ya arabayı düzgün sür. Kan dedin oldu kurban. Kurban dedin oldu haram sana dedi. Sen yemezsin dedi. Hazırından itiraz var mı dedi bize de. Yok ne diyelim. Adam çıktı. O nereden çıktı hocam dedim şoför tutacaksın kuraya. Adam dedi kaza olmasın diye öyle dedi. Kurbanla arabanın alakası ne? Şimdi bizim iş anlatabiliyor muyum derdimizi? Şimdi böyle bir tavır var bizde yani. İş olabilir. O zaman ne oluyor? Toplum birbirini yoruyor. Trafiğe çıkıyor, yoruluyor. Alışverişe çıkıyor, yoruluyor. Şimdi burada şu çay ocağında oturuyorum. Bir esnaf geldi.
Hocam dedi, benim hanım dedi ki dedi, buyurun. Ya Mustafa Hoca söyle de bu camide erkeklere anlatsın. Ama adam dolmuş böyle gecenin tam 8.30 akşam arasından sonra çay içiyor burada. Ben de hep biz anlatıyoruz, dinleyeyim dedim çünkü yengenin sözü kesilmez. Anlattı. Dükkanda beraber çalışıyorlar. Tabiri caizse örtülü insanlara bir kıyafet satıyor. Yani reklam amacıyla fazla ileri gitmiyor. Tamam, örtülü insanlara bir kıyafet satıyor. Kadınların alışverişteki, ticaretteki tavır bozuklukları, ahlaki konuşma tarzları veya beyanlarının doğru ve yalanları, çok bir şey de söylemek istemiyorum. O kadar üzmüş ki yengeyi de bu tüccarı da, en az 15-20 dakika böyle taratmalı gibi anlattı. Benden hızlı anlattı. Şöyle dinledim ben. Tamam anladım dedim. Ama onun, bizim erkekler o işi düzeltemez. Niye? Çünkü onlar erkeklere de üzüyorlardır dedim. Şimdi kavga çıkardı. Şimdi problem şu, adam diyor ki ya bunlar kapalı insanlar. Almaya geliyor. Ay bu ne kadar kötü bir şey. Bundan böyle de satılma, bu giyilmez. Ya böyle denir mi diyor. Yahut da bir şeyi alıyor diyor. Kaç lira bu? 500 lira. 200 lira verirsen al. Her yerde satıyorlar. Ya, saygı. Giriyor çıkıyor. Hayrola yenge. Yok böyle doktora geldim de rapor bekliyor. O ara bakayım neler satıyorsun. Hiçbir şey de yeni getirmemişsin. Yani diyor. Hayırlı işler dersin. Bakacağım dersin. Değiştirebilir miyim dersin. Ama diyor bir gece giyip bir gece giyiyor. Sabahleyin geliyor bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü cumartesi akşamı nişanda giydi, sabah iade edip parayı alacak. Onlar da uyanık, esnaf sap mı? Hocam bunaldık artık diyor ya, kadınlara bir şey satın. Şimdi öbürü de erkekten diyor. Dedim ki sizden de şikayet vardı, doğrudur diyor. Şimdi böyle bir toplum oluyor. Bazen de düşünüyorum, biz hep böyle kötü mü görmemiz lazım? Ya bu kürsüye hep kötüleri mi görmeli, iyileri yok mu toplumun? Bazen de kendime kızıyorum. Biz hep de kötülük teftiş memuru muyuz yani? Ama trafiğimizle, ticaretimizle, sosyal ahlakımızla ne oldu şimdi? İlç koptu. Sonuç değerli dostlar. Tüm ibadetler ahlakı yüceltir. Bana bir tane haddim olmayarak vardı. Biz ibadet söyleyin, ayetten o ahlakla alakası olmasın. Yok öyle bir şey. Kıyafet var mı, ahlakla alakası yok mu? Var. Takva elbisesi diyor. Demek ki insanı günahtan çarşafı, sakalı, takkesi, hacılık ünvanı, tesettürü veya görüntüsü kurtarmıyor. Niye? Esas kurtaran takvadır. O kıyafetlerimiz olduğu halde günaha girebiliyor mu? Giriyoruz, ama problem yok. Demek ki namaz, ahlakla alakası var mı? Var. Fahşâ ve münkerden alıkoyarız. Bunu biliyorsun. Orucun ahlakla alakası var mı? Var. Yalan ve yalanla iş yapmayı bırakmayanın oruç tutmasının bir kıymeti yoktur diye bunu şimdi bir ay anlatır mı? Peki zekatın yok mu ahlakla? Var. Kimseye minnet ve eziyet yüklemeden, sevdiğiniz mallardan, beğenmediklerinizden değil, seve seve incitmeden verin, yakınlarınızdan başlayın gibi ayetler yok mu? Var. Hangi dini emri alırsa, haccın yok mu ahlakla alakası? Var. Allah'ın beytine giden insanlara saygısızlık yapmayın diye böyle amine beter haram ayette işte Maide suresinin 2. ayetinde yok mu? Var. Hac ahlaktır. Hac sabırdır ya, o değiştirelim. Sabırı eskittik biz. Hac ahlaktır demek lazım. Niye? فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْغَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Allah haccın tarifini önce neyle anlatıyor biliyor musunuz? Şehvet, günah ve kavga olmayacak haçta diyor. Hadi gidin yapın diyor. Bunları yapmayacaksın diyor. Efendimiz de diyor ki bunları yapmadan hac yaparsa, günahlara düşmeden o zaman anasından doğduğu gibi tertemiz dönerdi. Cidde havaalanında tabelaları asmışlar. Racaike yavru veledet ümmüt diye böyle. Hacıları uyarıyorlar, bak aman problem çıkarmadı. Ne devlete ne millete. Pek problem çıkmıyor ama daha da lezzetli yapılabilir. O zaman buradan şu var. Demek ki orucun evvelinde infak var, ahirinde iffet var. Demek ki o infakla iffet arasında bir oruç burada anlatabiliriz. Şimdi buradan hemen kısa kısa bazı bilgileri tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'de اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامُ الرَّفَسُ اِلَى نِسَائِكُمْ
sabah namazında okundu. Ve efendim hocamız okudu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki oruç gecelerinde eşleriniz size helal kılındı ey erkekler diyor. Şimdi ayet erkeklere söylüyor. Bazen kadınlardan söylenir, bazen erkeklerden söylenir, bazen ikisine söylenir. Ama burada oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde ailelerinizle birlikte bir günah yoktur. Bu Tevrat'ta veya geçmiş dinlerdeki bazı bilgilerden dolayı tereddütler yaşanıyordu. Ayet böyle geldi. Sonra buyuruyor Cenab-ı Hak, hünne libâsün lehum ve entüm libâsün lehum. Siz onların, onlar da sizin elbisesiniz. Yani birbirinize elbise gibisiniz. Elbise gibi demeyelim, elbisecileri bir dinleyelim. Elbisenin insan hayatındaki durumu, konumu, yakışması, korunması, muhafazası, elbise edebiyatı, elbise kültürü bir dinleyelim. Elbiseye gösterdiğimiz gayret ne giyeceğim diye uğraşıyoruz ama eşine ne söyleyeceğim, nasıl davranacağım diye o kadar itibar etmiyoruz. Doğru mu? Bu buna yakışır, bu buna yakışmaz. Hatta bana bir müşteri ki, hocam o içinde giydiğin kazak dışında giydiğine uymamıştır. Hay Allah razı olsun. Ben zaten yenisini alıp getirecek, onu değil de bunu giydireceğim. Şimdi o de, elbiseye bu kadar dikkat ediyoruz değil mi? Onun kayışı bunun kayışına uydu mu? E peki söz eşler birbirine elbiseye dikkat ettiği kadar dikkat ediyor mu? Devam ediyor ayet-i kerime. اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ buyuruyor ki efendim Allah sizin kendi nefislerinize ihanet edeceğinizi de bildi. Yani eğer bunu helal etmeseydi, bak Allah'ın rahmeti, bu da rahmet. Nedir? Gece hayatındaki o şey. فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُونَ وَبْدَهُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ devam ediyor. Sonra ayette, aşağı kısmında وَلَا تُبَاشِرُونَ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ İtikafa kadar olmadığı için pek bunu söylemeyeyim. Varsa itikafa kalacak adam söyleyeyim. İtikafa kaldığınız gecelerde yani mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Yani ne eve giderek ne mescitte ne yapmayın? İtikaf anı son 10 günde camide kalırsanız eşlerinizle görüşmeyin, konuşmayın demiyor. Bu yaklaşmayı yapmayın. Ama onun dışında o zaman burada şu var. İslam oruç gibi çok yüksek ecri bana aittir denilen bir ibadette aile arzu ve iştahlarını komple yasaklamamış. Yasaklamış mı? Yasaklamamış. Bu da şunu gösteriyor. İslam bir bütündür dedi. Ne gibi? Ben de oruç tutuyorum diye aileyi, aile var diye orucu zedelememek lazım. Peki bazen olmuyor mu? Oluyor. Bir hadis-i şerif var. Şimdi tartışıyorlar ama nedir o? Ya Resulallah demiş. Ben gündüz işte eşimle beraber oldum oruçluyken. Ne yapacağım demiş. Efendimiz köle azat et demiş. Onu yapamam demiş. Şunu yap. Onu sayıyor uzun uzun. Yapamam. Şunu yap. O da yok. İyi o zaman demiş. Hiçbir şey yok adama ne diyecek? O arada bir zembil hurma gelmiş. O adam nerede demiş soruyu soran. Buradayım. Al bu hurmayı götür fakirlere dağıt demiş. O demiş ki benden fakir yok ki mahallede. Efendimiz de sizin güldüğünüz gibi gülmüş, al götür ye demiş. Bazen böyle hatalar olursa da kefaret gerekiyor ki yemin kefareti, zihar kefareti, kital kefareti, savun kefareti gibi kefaret çeşitleri de var. O zaman burada şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak şimdi buyuruyor ki فَلَا تِكَ هُدُودُ اللّٰهَ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Şimdi bu ayet, yarım sayfa orucu anlatan Bakara suresinin 187. ayeti bu. Arka sayfada, yani Kur'an'ın ön sayfası, arka sayfası yoktu, okunurken arka sayfa diyelim. Anam da burada. Anneme birisi demiş ki, teyze hacca mı gidiyorsun? Evet. Oradan gelirken demiş, bir tane soba aldık biz. Eskiden soba geliyordu, gaz sobası, camları vardı. Onun camı kırıldı, bir cam alır mısın demiş. Annem de nereden bulacak onu? Nereden alacağım demiş. Kabe'nin hemen arka tarafında satıyorlar demiş. Annem demiş ki, Kabe'nin önü arkası diye bir yeri var mı? Kabe'nin her yeri. Öyle değil mi? Kabe'nin arkası mı? O tarafa da gelsen Kabe, bu tarafa da. Şimdi buyuruyor ki bu sayfa, bakın bir sayfa aşağı yukarı aile, iffet, eş ilişkisini anlatıyor. Başka bir şey var mı burada efendim? Hemen hemen yok. O zaman ne oldu şimdi burada? Bunlar Allah'ın hudududur. Bunları çiğnemeyiniz buyuruyor ve takvaya ulaşmaz. Efendimiz وَسِيَانُ جُنَّةٌ فَيْزَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ حَلِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَرُ. Oruç kalkandır, biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin. Yani
şehvete ait söz söylemesin ve kavga etmesin buyurmaktadır. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse ona haydi cennetin hangi kapısından girmek istiyorsa gir denir. Bugünkü bazı kadınlar diyelim hepsi bu hadisleri falan isterse din tahsili olsun, isterse Kur'an kursu tahsili olsun hiç oralı bir hale almadı ben söyleyeyim mi? Anlayış değişti. Adamda da değişti, kadında da değişti. Hadi orada işte kendine göre bir şeyler buluyorlar. İşte bizim gençliğimizde çocuk emzirilir mi emzirmez mi kavgası vardı. Ama uzun sürdü değil mi hocam Cevat hocam? Yok çocuğunu anne emzirmeye mecbur değil mi? Hukukta ne yazıyor? Kamusta ne yazıyor? İstilahta ne yazıyor? Kitap kulağın getirdi. Halbuki Allah'ımız Musa Aleyhisselam'ı bile zalim Firavun'un sarayında ana sütünden mahrum etmedi. Hiç mi ders çıkarmadı? Öyle değil mi? Burada Allah-u Teala ona süt anne bulduramaz mıydı? Biz o bebeğe başka annelerin sütünü emmeyi yasakladık diyor, engelledik diyor Allah. Engelledik. Şer'i bir haram olarak değil de engellendi o. O zaman şimdi bu çocuğu emzirmenin modern tıpta aman emzirin 6 ay bu ilaç yerine geçer deyince oho bir sürü şey. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bunun özellikle 2 yıl, 2,5 yıl bu işlerin sürdüğünü, bu işin bir emir olduğunu, hatta sütten ayrılmanın bile karı kocanın istişaresiyle olması gerektiğini anlatmıyor muydu ayet? Öyleydi ya, ne oldu şimdi? Biz modern tıpta, işte bilmem kime teslim olunca oluyor ama Kur'an-ı Kerim olunca hatta bu süt o kadar ileri bir şey ki hangi sebeple olabilir bilemiyorum. Başka bir çocuğu bile süt emzirsek o süt sebebiyle o annenin o çocuğu kendi çocukları gibi mahremiyeti olduğunu Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu bize? Süt evlat, süt anne diye, süt kardeş diye. Yani şimdi süt yok ki orada da kardeş olsun. Tabii modern dünya süt bankası kurar, kimi kiminden ne olduğu da belli. Şimdi gelelim işin orucun iffetle alakası ne? Zaten gündüz şöyle bir hadis-i şerif var. Efendimiz ey gençli, Kureyşli gençler. O gün Kureyşlere söylüyor, bugün Adapazarlı gençlere söylüyor. İffetinizi koruyun, zinadan uzak durun. İffeti koruyana cennet vardır buyuruyor. İki tane hadis-i şerif var. Bir İbn-i Mace'de var, bir Bukhari'de var. Ben Bukhari'dekini okuyayım. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeteniniz, ya maşallah şebap diye başlıyor, evlensin. Gözü haramdan sakındırır, iffeti koruma açısından daha uygundur. Gücü yetmeyense oruç tutsun, bu ise nefsini dizginler diyor. Oldu mu şimdi? Demek ki oruç iffeti koruyan bir şey. Belki de bugün biz bu pazartesi karşılığında oruçlarını bıraka iffetin korunmasında bir gedik, bir kapı açıyoruz öyle değil mi? Bir yaralanma oluyor. O halde gerçi bizim oruçlar ne kadar iffeti korur bilmiyorum yani iki kere yemek yiyoruz, her birinde de ikişer öğünlük yiyoruz biz. Normal yesek de üç öğün yiyeceğiz. Kuvvetli yiyelim, bugün oruç tutacağız da sabah 1,5 öğünlük, akşama onun bir telafisi. Ama yine de orucun insan nefsini dizginleyen özelliği var. Ayet nasıl sıralamış? Oruçtan sonra iffetin korunmasını getiriyor ki Efendimiz de evlenemeyenler nefsini oruçla dizginlesin diyor. Orucu da biraz kitabı tutarlarsa olur. Bunun için bir hadis-i şerifin son kısmını okuyorum. Kulum benim için şehvetini ve yiyeceğini terk etti. Onun ecri bana aittir diyor. Peki hangi şehveti terk etti? Helalle olan şehveti terk etti. Demek ki oruç haram olanlara yaklaşmadan öteye helal olanlara yaklaşmayı da sınırlıyor ve eğitiyor. Helaline dahi dokunmuyor. Onun için işte eşini öpebilir mi öpemez mi? Başlıyorlar sormaya işte. Ramazan'da anlatılır işte. Yok yaşlıysa öpebilir, değilse öpmeyebilir. Anlatılır. Sebep oradaki kişinin nefsini tutup tutamaması söz konusu. Bunun için orucun tarifine bakıldığında Peygamberimiz oruçta vica etkisi vardır diyor. Vica nedir? Yani insandaki şehvi duyguyu azaltan bir hal demek.
açık hadis-i şerifte var, Bukhari sahında. O halde oruç için o zaman bizim orucun şehevi duyguları kontrola sağlayacak derecede bir oruç tutmak lazım. İsteklere, arzulara karşı. Hele de bu yaz mevsiminde şimdi hutbe de okudum böyle kadınların açık gezmesiyle falan ilgili. Buradan baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytan insanoğlunun kan damarlarında dolaşır, oruçla onun yolunu daraltın diyor. Buyurun. Şimdi yani oruç tutarak şeytanın vücuttaki kan damarları içinde dolaşımını ne yapın? Daraltın. Biraz az yersek, biraz da dikkat edersek şeytanın vesvesesi gittikçe ne olmaz? Azalmış olur. Onun için demişler ki mide doydukça şehvet acıkır, mide aç kaldıkça şehvet azalır veya doyar. Öyle değil mi? Çok doyunca konuşmak ister, işte kavga etmek ister, bakmak ister, ister de ister. Biraz mideyi aç bırakınca öbürleri bu sefer o kadar bizi günaha ne yapmaz olmazlar. Bunun içindir ki, bakın size 1898'den bir talimname okuyayım. O günkü belediyenin, devletin, Türkiye'de, Osmanlı'da ne yapmışlar? Kadınlar için. Sokağa çıktığınız vakit yürüyüşünüzde sakın asar-ı serbestli göstermeyin. Lavabali bir yürüyüş olmasın. Sokakta kat'an yüksek sesle söz söylemeyin. Kadınlara söylüyor. Zira erbab-ı edep ve terbiye bu halleri hüsnü ahlak sahibi bir hanım kıza hiçbir vekile yakıştırmaz. Böyle sokakta bağırmalı, çağırmalı, kızlara hiç yakışmaz. Tramvaylarda erkeklerin işiteceği kadar yüksek sada ile konuşmayın. Osmanlılar'da ahlak bilgisi olarak bu kurala bağlanır. Şimdi var bugün de böyle ama birazcık bir telefon çalıyor, yarım saat konuşuyor. Beş kişi dinliyoruz, öyle değil mi? Yani erkek de biraz dikkat etmeliydi aslında. O kadın da ondan öğrenmeliydi. Şimdi bu kural böyle. Onun için devlet memuru olmak için Osmanlılar'da bir kural getirmişler. Diyorlar ki ehli iffet sahibi olmaları şarttır. Bugün de buna benzer bazı kanunlar var. O zaman buradan şuraya çıkıyoruz. Demek ki demişler ki savun odur, niyet kılır, bir imtina olmaya hiç ekli şürk ile cima. Yani içinde yemek içmek ve cima olmasın. O da nedir? O zaman oruç demek ki bir yönüyle helallere yaklaşmamak, bir yönüyle de haramdan uzak kalmanın disiplinini bize öğretiyor. Hatta bir hadis naklediliyor. Şehvet ile bakmak orucu bozar buyurmuştur. Yani fıkıh kitabında bozmaz bulunuz ama maneviyatını zedeliyor değil mi? Şehvet ile bakmak orucu bozar, orucu zedeler. Onun için oruç ve gece ibadetiyle şehvetinizi teskin edin. İbn Ahmet'ten bir hadis-i şerif. Tamam. Oruç, gece ibadeti ve oruçla şehvetlerinizi dizginleyin. Bugün de en çok satılan ilaçlar veya işte neyse reklamlar eczanelerin önünde çok özür dilerim, hepinizden özür dilerim. Şimdi buna geçiyoruz. Birisi tüy döker diyor, birisi saç çıkartır diyor, biri şehvet kuvvetlendir diyor. Başka bir reklam yok neredeyse, doğru mu? Burada söylenmez ama söyledim. Şimdi böyle olunca, bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı anlatılır ya, buyuruyor ki, Efendimiz Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde halkını uyandırır, ibadetine girişir, eşiyle de ilişkiyi keser. Son 10 gün itikafa geliyor ya, o zaman bu ilişkiyi kestiğini görüyoruz. Bir de şu var, peki Efendimiz sabah kalkıp abdest aldı mı, cünüp şey yani müsür gerekli mi diye geldiğinde diyor ki Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme annemiz eşler, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusbihum cünüben min gayri kulmin tümme yasûl. Efendimiz ihtilam olmaksızın cünüp sabahlardı, yıkanır ve orucunu tutardı. Tamam. Şimdi bazıları şöyle söylüyor, ben kalktım işte cünüptüm, vakitte geçmişti, orucu tutmadım. Bir tutmadığından günaha giriyor, bir sormadığından günaha giriyor, bir bilmediğinden günaha giriyor. Niye? Oruca başlanırdı, diyet ederdi, yıkanırdı. Bunun için buradan bakıldığında demişler ki nefsin arzuları ruhu cesede bağlar. Oruçla yükselen ruh es-samet'ten bir parça olduğunu ikrar eder ve insanın mükafatı sonuç,
Sağlık kelimesinin birçok manası var. Bir de şu, lügatta yürümeyen ata, durgun suya ve rüzgara saim demişler. Yürümeyen ata, efendim durgun suya ve rüzgara saim. Oruç kökünden geliyor. Ne demek o? Hakikatte ise onun eseri zuhur etsin diye nefsi arzularda kullanmama, nefsi durdurmak demektir demişler. Saim olmak ne demek? Nefsin arzularını durdurmak. Sonuç itibariyle değerli dostlar, Peygamberimiz Ramazan'daki cömertliği gibi hiçbir zaman cömert değildi diyorlar. Hep cömert ama Ramazan'daki cömertliği çok sınırsız olduğunu anlatmak. Bu sebepten dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, şeyi anlatırken bakınız, fıtır sadakasını diyor, gül, köle, erkek, kadın, küçük, büyük, nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın üzerine bayram namazından önce buğday ve arpadan birer sağ vermelerini emretmiştir. Fıtır sadakası. Mecbur herkes verecek. Orucumu tamamlar, bedenin zekat fitresi midir, birçok şey söyleniyor. O zaman Ramazan'dan hiç zekat veremez, fitre verecek en azından. Bazı alimler mezheplerde şöyle, şu kadar zenginliğe sahip olursa, Hanefiler de kurban kesecek zenginliğe sahip olanlara fitre vermek gerekir. Onun da zekat alması haram. Ama diğer mezheplerde herkes gücü yettiğince fitresini versin diyor. İşte o bir ölçü, buğday veya bugünkü gram en az 15 lira para. Bunun için demek ki Ramazan ayında özellikle infakla besler, iffetle de sebatlaştırırsak orucumuz inşallah bizi iyi bir güne çıkarır. Bu duygularla bu kadarla iktifa edelim inşallah. Ramazan önümüzdeki pazar günü, Ramazan'ın ikisi oluyor. Zaten 3.30'da sahur bitiyor. Sabah namazından sonra vaaz olması mümkün değil. Bunun için sabah vaazlarımız bayramdan sonra. Bayram sabahı zaten normal vaaz var. O da pazara rastlıyor ama bizim değil. Sonraki hafta tekrar devam edeceğiz. Perşembe vaazlarımız da Ramazan olduğu için tefsir dersine ara veriyoruz. Müftülüğün bize bildirdiği bir değişiklik olmazsa Salı ile Perşembe günleri ben acizane teravihden önce vaaz edeceğim. Bir de Cuma kıldırdığım günün akşamları herhalde 11 gün falan ediyor. Ben 11 gün diğer arkadaşımız 8 günde bir müftümüz, ilçe müftümüz vaaz edecek. Böylece Ramazan'da demek ki bu vaazlar değil de Ramazan öncesi işte yarım saat Salı, Perşembe ve Cuma'nın eda edildiği gün devam edecek. Uzaktan yakından kış, soğuk, sıcak, gece, kısaydı, uzundu demeden derslere devam ederek bu heyecanı, bu zevki yaşattığınız için Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hak ilim adımları sebebiyle yolumuzu ve yolunuzu cennet eylesin. Amin. Yaşayanlarımıza sağlık, afiyet, güzel günler. Vefat eden cemaatimize, dostlarımıza, hocalarımıza Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Kazançlarımızı bereketli, ailelerimizi huzurlu, İslam ümmetini istikametli kılsın inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.